Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dehu ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Edersu salisu min kitabil musamere. Musayere'nin şerhi olan Musamere'nin üçüncü dersini okuyoruz. Konu besmele ile ilgili. Vel ba'u fi bismillahi. Bismillahi de iki ba'i care mutaallikatun bi mahzufin. Mahzuf bir şey'e nedir? Mahzuf bir amile mutaalliktir. Takdiruhu, o mahzufun takdiri huna, burada. Niye burada diyor? Kişinin fiiline göre oradaki takdir değişiyor. Telifse o ellifu. Ekl ise akulu. Öyle değil mi? Mesela. Derb ise edribu. Ama burada takdir nedir? Bismillahi uellifu hazel kitabe. Allah'ın ismiyle bu kitabı ne ediyorum? Telif ediyorum. İşaret etti ki ba'nın mutaallaki, o pencereyi kapatın. Ba'nın mutaallaki burada hem hastır hem muahherdir. Niye hastır? Çünkü her mübtedi başlayacağı fiile münasip bir ameli takdir ediyor. Has bir ameli ne ediyor? Takdir ediyor. Buradaki mütekellemin besmeleyi getiren kişinin fiili nedir? Teliftir. Neye başlıyor? Telife. O zaman o ellifu uygun. Niye muahherdir? Allah'ın isminin önüne bir şey geçmemesi için. Allah'ın ismine ehmet verdiğinden dolayı ne etmiyor mütekellim? Allah'ın isminin önüne amili takdim etmiyor. Bunları kısa kesiyorum, geçiyorum. Vel ba'u fi bismillahi mutaallikatun bi mahzufin takdiruhu huna bismillahi uellifu hazel kitabe. Tamam. Buradaki bay care mahzuf muahher uellifuye mutaallik olduğunu öğrendik. Bu banın manası nedir? Musahabettir. Mulabeset midir? İstiane midir? Nedir? Diyor vel ba'u lil mulabeseti. Ban içindir? Mulabeset. Mulabeset bir şeyle alakalı irtibatlı olmak. Bu alaka irtibat ne cihetleri? Farklı cihetlerle olur. Diyor ala ciheti teberruki. Teberruk tekessür babıdır. Teberruk cihetiyle bağ mulabeset içindir. Yani buradaki bağ mulabeset içindir. O mulabesete teberruk cihetiyledir. Peki fe teberruk cihetiyle mulabeset için olunca feyekunul mana. Feyekunul mana. Mana ne oluyor? Muteberriken bi ismillahi uellifu ev eda'u. Bu muteberriken banın mulabesetinden çıkar. Uellifu ev eda'u da banın mutaallakidir. Oldu mu? Biri dersen, müteberriken getirirsen, Bismillahi artık müteberrikene mutaallik olur. O ellifu eda'uya mutaallik olmaz. Biz diyoruz, o ellifuya mutaalliktir. O sen getirdin, takdir müteberriken Bismillahi diyorsun.
Biz ne deriz burada müteberriken mukadder değil. Bu takdir mana cihetiyle yani bu şekil mana edilir. Yoksa orada müteberriken mukadder değil. O elifu tek mukadderdir. Oldu. Pek alacadi teberruk olunca feyekunu teberruku fi telifil kitabi. Bu hani o elifu takdir edilince bakın nerede Allah'ın ismine teberruk ederek bu müteberriken o elifunun faale hal olmuyor mu? Oluyor. O zaman ben nerede teberruk ediyorum Allah'ın ismiyle? Telifte. Telif kitabın başından ne? Sonuna kadar telif. Hepsine telif denilmez mi? O zaman feyekunu teberruku fi telifil kitabi ve vad'ihi bi kemalihi. Teberruk kitabın telifinde olur. Ve vad'ihi bi kemalihi. Kitabın kamil bir şekilde vad'i edilişinde teberruk oluyor. La fi ibtidaihi haseten. Sırf bu teberruk kitabın ibtidasında oluyor. Eğer deseydi müteberriken bi ismillahi ebtedi'u, o zaman teberruk telifin ibtidasında olurdu. Ama ebtedi'u değil, o elifudur. O bütün kitabı ne diyor? Kapsıyor. Feyekunu teberruku fi telifil kitabi, kitabın telifinde olur. Ve vad'ihi bi kemalihi. Bu ve vad'ihi kitabın vad'i bi kemali. Kitabı kamil bir şekilde vad edilmeyle. Ve vad'i bi kemali kitaba götürürüz. Telife de götürebiliriz. La fi ibtidaihi haseten. Sade ibtidada olmuyor. Bakın feyakun teberruk fi telifi kitabı bu o ellifuya göre. Ve vad'i bi kemalihi eda'uya göre. Felizalike telif kitabın neyinde? Tamamında olduğu için dolayısıyla o elifunun takdiriyle teberruk telifin tamamına girdiği için kâne olduğu o elifunun takdiri evla min takdiri ebtedi'u. Ebtedi'unun takdirinden daha ne oldu? Daha evla oldu. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Niye? Çünkü ebtedi olursa teberruke bil besmele iptida-u telifte tek olmuş oluyor. O ellifu olursa kitabın tamamında. Veda alel kemal olursa kitabın tamamında olur. Oldu. Ne bitti? Bismillahi. Bismi bitti. Tabi dün de isim üzerine fazla konuşmuyoruz. Vallahu bismillahideki Allah'a geldik. Vallahu alemun li zatil vacibil vücud el mustevcibil sıfatil kemal. Vallahu alemun li zatil vacibil vücud el mustevcibil sıfatil kemal. Allah lefsi vacibul vücud yani vücudu vacip olan zatın alemidir. Allah'ın zati vacibül vücudur. Vacibül vücud ne demek? Vücudu zatından kaynaklanıyor. Yok. Yani Allah'ın zatına ne var? Vacibül vücud var. Ne demek Allah-u Zülcelal'ın zatına vacibül vücud var? Yani vücudu başka bir müessirinin tesiriyle değil. Vücudu zatından ne oluyor? Kaynaklanıyor. El-mustevcibili sıfatil kemali. O vacibül vücud ki kemal sıfatlarını ne ediyor? Müstevcibdir. Laiktir, müstahaktır. El-mustevcibili sıfatil kemali. Yani kemala delalet eden sıfatlara.
Anlaşıldı değil mi? Kemale delalet eden sıfatlara müstahaktır. Bitti. Allah'ın, Allah lafzının manası nedir? Zatul vacibul vücud müstevcibun sıfatil kemal. O da ne dedi? Alemun li zatil vacibul vücud el müstevcibil sıfatil kemal. Anlaşıldı değil mi? Ve mahallul kelami ala kelimetil celaleti, celalet kelimesi, Allah lafzının üzerindeki konuşmanın yeri, ne itibariyle? Bi itibaril irticali. Bu irticali bir lafzdir. Vel iştikaki veya bir şeyden mi müştaktır? Ve mimme huve. Ve mimme huve. Bu iştikak, eğer iştikak ise hangi lefsen? Ve mimme huve. Bu iştikak hangi lefstendir? Bunun üzerine, yani celalet kelimesinin üzerindeki konuşmanın yeri. İrtical, iştikak ve mimmen huve, neden iştikak olmuş? Bu cihetle celalet lefzinin üzerine konuşmak. Bir de ve ala iştikakil ismi, isim lefzinin üzerine konuşmak. Hani ve mahallu kelami ala kelimetil celaleti ve ala iştikakil ismi. İsim hani vesmundan mıdır, sumubundan mıdır, neden müştaktır? Ve mebahisihi. Mebahisihi. Nasıl mebahisihi? Şugul esmen husna. Ha? Yani müpteda diye ise şey. Bu konuların hepsi. Sen o hareket, o nokta yanlış hareket. Bu mebahisin hepsi Esma-ül Hüsna'da ve tefsir ve kelam konularında hepsi geçiyor. Bu mebahisi niye mübtede yapıyoruz? Ve mahallul kelami ala kelimetil celaleti bi itibaril irticali vel işkaki ve mimme huve, bu işkak nedendir? Ve ala işkak ismi, mahallul kelami ala işkakil ismi ve mebahisihi. İsmin iştikakı ve mebahisleri, mebhasleri üzerine kelam. Bunun mahalli nedir? Şuruhul esma-ül husna. Allah-u Zülcelal'ın esma-ül husnasını şerh eden kitaplardır. Yani bunlar o kitaplarda geçiyorlar. Ve mutavvelatu kutubi tefsiri vel kelami. Tefsir ve kelam ilminin uzun kitaplarıdır. Bunun mahalli. Bunların mahalli burası değildir. Burada ve ala iştikak ile ismi nokta koymuşlar. Bitti. Değil mi? Mesela. Peki ve mahallul kelami mubtida değil mi? Mesela. Haberi nerede? Mahallul kelami ala kelimetil celaleti bi'atibari irticali vel iştikakı وَمِمَّ هُوَ بِيرٍ وَمَحَلُّ الْكَلَامِ عَلَى اِشْقَاقِ الْاِسْمِ وَمَبَاحِسِهِ. Bunun mahalli nedir? شُرُوحُ الْاَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَمُطَوَّلَاتُ كُتُبِ تَفْسِيلِ وَالْكَلَامِ. Yanlış yapmışlar. Bence de yanlış ya, biz bilmiyoruz. Siz o şekil bilin. Yani bunların yeri Esma-ül Hüsna'yı şerh eden kitaplardır. Çünkü Allah da Esma-ül Hüsna'dandır. Tefsir ve kelamın uzun kitaplardır. Madem bunların yeri burasıdır, burada bunların üzerine durma. Vallahu alemun li zatil vacibil vücud el mustevcibil sıfatil kemal
ve mahallul kelami ala kelimetil celaleti bi itibaril irticali vel işşikaki ve mimme huve ve ala işşikakil ismi ve mebahisihi şuruhul esmail husna ve mutavvelatu kutubi tefsiri vel kelam. Oldu mu? Ve'r-Rahmanur-Rahim İsmani Arabiyyani Buniyya Lilmubalagati. Rahman, Rahim sıgası. Acemi değil, Arabi iki isimdirler. Buniyya Lilmubalagati. Mubalaga için ne yapmışlar? Mala Süleyman bina edilmişler. Rahman miner rahmeti. Rahman neden müştaktır? Rahman rahmetten müştaktır. İkisi de. Anlaşıldı. Şey, nasıl? Rahman, Rahim ikisi de mesler olan rahmetten müştaktırlar. Oldu mu? Oldu. Peki bunların müştakı minhulleri nedir? Rahmettir. Rahmetin manası nedir? Ve aslun manar rahmeti. Rahmet manasının aslı filan rikkatun fil kalbi. Kalpte nedir? Kalpte bir inceliktir. Mesela. Bir letafettir. Ve itafun bir meyl etmektir. Bir ne etmektir? Meyl etmek. O rikat, o in'itaf, ven itafun yahtedi, o in'itaf istiyor. Ettefaddule, başkalara, yani o kalbeki in'itaf, meyl, başkalara tefaddül yapmayı gerektirir. Vel ihsane ala men rakka o kalb lehu. O kalb neye rakik olmuş ise, o kalpteki rikat, inhitaf, o kişiye iyilik yapmak ister. Yani frankes merhametlidir. Kalbinde bir incelik var, bir meyil var. Öyle değil mi? Mesela. Kime meyil etmiş ise, kime rakik olmuş ise, ona iyilik yapmak, tefadül yapmak ister. وَهَذَا فِي حَقِّ اللّٰهِ تَعَالَى مُحَالٌ Allah hakkında bu muhaldir. Allah'a rikatul kalb yoktur. Ne Allah-u Zülcelal'a kalb var, ne rikat var. Peki Allah kullarına rahmetlidir, merhametlidir ne demek? وَرَحْمَتُ لِلْعِبَادِ Kullarına, Allah'ın kullarına olan rahmeti nasıl oluyor? İmma bi iradetil in'ami aleyhim. Yoksa kalbi onlara karşı ince olur değil. Allah'ın kullarına rahmeti demek, onlara in'ami irade etmek. Bak, in'ami demek değil. İradetul in'amdır. Ve def'u darri anhum. Onlardan zararı ne etmek? Zararı defa etmektir. فَيَكُونُ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَانَوِيَّةِ O zaman ne oluyor? Manevi sıfatlardan oluyor. Yani efali sıfatlardan değil. Sıfat-ı mani o ki Allah nedirler? Kaimdirler. Hani eylem gibi. Mesela. İrade gibi. Şimdi halk desen bu sıfat-ı efaldir. Öyle değil mi? Halk. Sıfatul efal. İnsanları ne ediyor? Halk ediyor. Ve imma nefsul in'ami. Murad nefsul nedir? Nefsul in'ami ve def'i. Murad nefsul in'am, nefsul def'edir. Bak biraz önce iradetul in'am. Ha, iradetul in'ami aleyhim ve def'i derri anhum. Yani iradetul def'i derri anhum. وَأَمَّا النَّاسُ الْاِنْعَامِ وَالدَّفْعِ
inamın kendisi def'en yok. Bakın. İmma iradetul inami ve def'i darri anhu ve imma nefsul inami ve def'i. Ve imma nefsul inami ve def'i. Yani Allah'ın kullarına rahmeti ne demek? Onlara inami demek. Onlardan derri defe etmek demek. E pek inam fiil değil mi? Evet. Def'u derer bir fiil değil mi? Evet. O zaman feyakunu min sifatil ef'ali. Buna göre ne olur? Sifatul ef'aldan oluyor. Ve rahmetul ibadi imma iradetun em alim ve def'i derri anhum. Fetekunu yerine fetekunu olsa daha zar olur. O zaman fetekunu olur. Allah'ın kullarına olan rahmeti min sifatil maneviyet. Yedi tane sifatul manevi var. Sifatul manevi, sifatul maani, bir de sifat-i nefsi zati. Ve imma nefsul inami ve def'i fetekun min sifatil ef'ali olsa di, rahmete gitse di daha iyi olur. Oldum. Şimdi hulase rahmet demek, rikatul kalb demek. Allah'a bu yoktur. Rikatul kalb ne yoktur? Allah'a yoktur. Anlıyorsun. Ayçi lavabo sahibi. Biz o zaman şimdi Allah'a yoktur diyoruz. Yani rikatun fil kalb. Allah'a kalb mi yoktur? Bu itibarla. Hayır. Yani rikatun fil kalb, bakın ve'n itafun rikatun fil kalbe atıf etmeyle işaret etti ki burada Allah hakkında muhal olan rikat demektir. Yoksa fil kalbi, rikatun fil kalbi, Allah hakkında kalp yoktur, bu da rikatun fil kalbdir, o yönüyle değildir. Yani işaret etti ki buradaki rahmet rikatun fil kalb unvanıyla melhuzdur, o şarttır. Rikat manasındadır. Rikatın yeri neresidir? Kalbdir. Onun için fil kalbi dedi. Yoksa burada fil kalbin hususi muradır. Allah'a itlak edilmez. Niye? Çünkü yüce Allah'a kalp yok. Hayır, o şekil düşünmeyiz. Ve itafun atif etmeyle ona işaret etti. Anlaşıldı değil mi? Mesela. Yani buradaki umumul in'itaf itibariyle, yani rahmetin in'itaf manası olma cihetiyle nedir? Allah hakkında muhaldir. Allah'ın rikat yoktur. Rikatın yeri neresidir? Kalp olduğu için kalbi burada zikretmiş. Yoksa hususul kalp murat değil. Oldu mu? Hani diyor, şayet bir insana kalbi yoksa yine ona rahmet ne yapılır mı? Mülahaza edilir. Kalbi yoksa rahmet mülahaza edilmez, o demek değil. Yani ven itafunla ona işaret etti. Ve aslun manar rahmeti rikatun fil kalbi ven itafun, yani bir temayüldür, bir meyldir. Yaktadi tefaddülle vel ihsane ala men rakka o kalb lehu. Yahut da ala men rukka lehu. Ona rikat kalınmış. Yine meşhur da okuyabiliriz. Ve haza fi hakkillahi ta'ala muhalun. Bu rikatun fil kalbi yahtedi tefaddule vel ihsane, bu Allah hakkında nedir? Muhaldir. Ve haza fi hakkillahi ta'ala muhalun. Bu Allah hakkında nedir? Muhaldir. Ve rahmetuhu lil ibadi. Peki Allah hakkında bu muhaldir. Allah'ın Allah kullarına karşı merhameti diyoruz. Ne demek? Ve rahmetu lil ibadi imma iradetul inami aleyhim ve def'i darri anhum. Yani imma iradetul inami aleyhim ve iradetu def'i darri anhum. Allah kullarına merhametlidir. Yani onlara inamı irade ediyor. Def'u darri onlardan irade ediyor. O zaman feyekunu yahut fetekunu rahmet minas sifatil maneviyyeti. Ve imma nefsul in'ami ve def'i.
Allah'ın kullarına rahmeti demek, inam etmek demek. İradetül inam değil. İnam defin kendisidir. O zaman ve yakun min sıfatil efali. Çünkü inam, defa bunlar fiildirler. Bakın, Bismillahi ism üzerine konuşmadı dedi ya, başka kitaplara havale ediyoruz. Ba üzerine konuştum. Allah üzerine konuştum. Er-Rahman, Rahim üzerine konuştum. Sıra Elhamdülillahi'ye neydi? Geldi. Ve hamdullahi teala, Allah'ın hamdi ne demek? Allah'a hamd ediyoruz. Ne demek? Ve hamdullahi teala huve senâ'u aleyhi bi sifatihi ve ef'alihi. Allah'ın hamdi demek, Allah'ı sıfatlarıyla, ef'allarıyla ne etmek? Övmek demektir. Allah'a hamd etmek, Allah'ın Allah'ı güzel fiilleriyle, o güzel sıfatlarıyla onu hamd etmek, övmek demektir. Peki hamdullah'ın tarifi budur. Nedir? Huve senâ aleyhi bi sıfatî ve ef'alîdir. Ve emma tarifu mutlakil hamdî. وَأَمَّا تَعْرِيفُ مُطْلَقِ الْحَمْدِ. Hani mutlak hamd şöyle tarif edilir. Nasıl? بِأَنَّهُ الْوَسْفُ بِالْجَمِيلِ الْإِخْتِيَارِيِّ. Hamd nedir? الْوَسْفُ بِالْجَمِيلِ الْإِخْتِيَارِيِّ. Cemil-i ihtiyariyle vesfetmek. Yani birinde ihtiyari bir cemil sadır olmuş. Sen de kalkıp onu o cemil ihtiyarıyla ne ediyorsun? Vasıflıyorsun. İşte hamd budur. Bak, mutlak hamdın bu şekil tarifi. Bir, ev yahut da tarifi bu şekil. Bi ennehu senâ'u billisâni. Hamd nedir? Senâ'i billisandır. Alel cemil-i ihtiyariye. Cemil-i ihtiyariye karşı. Ha, ve emma tarifu mutlakil hamdi bi ennehu'l vesfu bil cemil ihtiyari ev bi ennehu's senau bil lisani alel cemil il ihtiyari fe innehu bu la yetenavelu's senae alallahi teala fe innehu la yetenavelu's senae alallahi teala bi sıfati zatihi. Hani bazen Allah-u Zülcelal zati sıfatlarıyla ne yapılır? Zati sıfatlarıyla vesfedilir. Şimdi Allah bazen fiili sıfatlarıyla vesflandırırsa sıkıntı yok. Allah rızık vermiş. Ona karşı Allah'ı vesfedilir. Onun üzerine, onunla Allah'ı vesfediyoruz. Bunda sıkıntı yok. Niye o fiil cemil-i ihtiyaridir, Allah'tan sadır olmuş. Biz de Allah'ı onunla vesfediyoruz. İyi dikkat edin. Fiil ne olmuş? Allah'tan sadır olmuş. O bir cemil-i ihtiyaridir. Biz de Allah'ı onunla sana ediyoruz. Bundan sıkıntı yok. Ama bazen sıfat-ı zati var Allah'a. Bu cemil-i ihtiyari denilmez. Yani Allah'ın ihtiyariyle Allah'tan sadır olmuş değil. Onlar da Allah gibi nedirler? Ezelidirler. Bu iki tarif Allah'ı, Allah sıfat-ı zatıyla hamd övülürse şamlı gelmezler. Ve emma tarifu mutlakil hamdi bi ennehu'l vasfu bil cemilil ihtiyariyi. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Mutlak hamd bi ennehu'l vasfu bil cemilil ihtiyariyi. Bi ev bi ennehu's senâ'u bil lisâni alel cemilil ihtiyariyi. فَإِنَّهُ bu tarif لَا يَتَنَاوَلُ السَّنَا عَلَى اللّٰهِ تَعَلَى بِسْصِفَاتِ ذَاتِهِ. Allah sıfat-ı zatisiyle hamd edildiği zaman, sena edildiği zaman bu tarif ona şamil gelmiyor. Bu tarif ona ne etmiyor? Bu tarif ona şamil gelmiyor. Hani Şaban, anlıyorsunuz. Mesela. Niye? Allah'ın sıfat-ı zatisi, o da diyor,
لِتَعَالِيهِ Allah yücedir. اَنْ وَسْفِهَا Onun sıfatlarının vesflandırması. بِسُدُورِ اَنْ اِخْتِيَارِ Yani Allah'ın zatî sıfatları ihtiyaridirler. Allah'ın ihtiyarıyla Allah'dan sadır olmuşlar. Allah bundan yücedir. O zaman sıfatlarına cemil-i ihtiyari denilmiyor. Zatî sıfatlarına ne denilmiyor? Zatî sıfatlarına cemil-i ihtiyari denilmiyor. Niye denilmiyor? Çünkü Allah'ın sıfatları ihtiyar ile Allah'dan sadır olmuşlar dersek Allah bundan çok yücedir. Niye? Fe innehu bu sudur anil ihtiyar manel hudusi. Bu hudus manasıdır. Eğer Allah'ın sıfatları Allah'ın zati sıfatları Allah'ın ihtiyarıyla Allah'dan sadır olmuşlar dersek hadis olmalarıdır. Bak bu kainat Allah'dan sadır olmuşlar. Allah'ın ihtiyarıyla Allah'dan sadır olmuşlar. Hadistirler. Sıfatul ef'an nedirler? Yani hadisler demek yani sudurları hadis. Vuku'ları nedir? Hadis. Mutallakatları hadis. Diyelim Allah'ın ne sıfati var? Halk sıfati var. Bu sıfat yine ezelidir. Ama bu sıfat bir mahluka taalluku nedir? Hadistir. Değişik bir tabirle bu halkın mutaallaki kun nedir? Mahluktur. Bu dünyadır, bu hadistir. Ama Allah'ın ilmi hadistir diyemeyiz ki. Allah'ın ilmi eğer ne desek cemil ihtiyaridir o zaman Allah'dan ne olmuş? Allah'ın ihtiyarıyla Allah'dan sadır olmuş. O zaman hadis olmalıdır. Allah da hudusla mutasif olmaktan çok çok yücedir. Anladınız değil mi? Tekrar ediyorum. وَاَمَّا تَعْرِفُ مُطْلَقِ الْحَمْدِ بِأَنَّهُ الْوَسْفُ بِالْجَمِيلِ الْاِخْتِيَارِيِّ اَوْ بِأَنَّهُ السَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاِخْتِيَارِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ السَّنَاءَ عَلَى اللّٰهِ تَعَلَى بِصِفَاتِ ذَاتِهِ Yani Allah'ın zati sıfatlarıyla Allah'a sena etmeye şamil gelmiyor. Ha, sıfat-ı fiiliyle şamil gelir. Allah sıfat-ı fiilisiyle vesıflandırılırsa buna şamil gelir. Çünkü sıfat-ı fiili cemil ihtiyaridir. Ama ne? Sıfat-ı zatiyle ne denilmez? Cemil-i ihtiyari denilmez. Bu tarif ona şamil gelmez. Niye? لِتَعَالِيهِ تَعَالِيهِ تَبَعَدَ بَابَنَنْ mesleridir. Lam-ül felya olduğu için makabildeki denme kesre olmuş. لِتَعَالِيهِ Allah yücedir. اَنْ وَسْفِهَا O sıfat-ı zatının vesfinden bir suduri an ihtiyari. Yani Allah'ın zati sıfatları ihtiyarla sadır olmuşlar. Allah bundan nedir? Yücedir. Allah bundan nedir? Yücedir. فَاِنَّهُ مَعْنَ الْحُدُوسِ Bu hudus manasıdır. Yüce Allah havadislerden münezzehtir. Oldu mu olmadı? Pek buna cevap veriyorlar bazılar. وَمَا زُكِرَ فِي الْجَوَابِ Bu ihtiraza karşı, hani bu tarif Allah'ın senâ-u alallâh bi sıfat-ı zâtiye şamil gelmiyor dedik ya. وَمَا زُكِرَ فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَٰلِكَ Cevaptan buna karşı zikir edilen, o da فِي بَعْدِ حَوَاشِ الْكَشَّافِ فِي بَعْدِ حَوَاشِ الْكَشَّافِ O taassufun zahirun. O taassufun zahirun. Zahiri bir nedir? Zahiri bir taassuftur. وَمَا زُكِرَ فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَٰلِكَ فِي بَعْدِ حَوَاشِ الْكَشَّافِ Yani keşaf tefsirinin bazı haşelerinde bu ihtiraza
cevap verilmiş. Orada zikredilen şey, yani o verilen cevap taassufun zahiri, apaçı bir nedir? Bir taassuftur. Yani hulasa bu hamdın mutlak tarifi es-senâ'u alallâhi bi sıfâtihi zâtiyetiyle, şimdi zâtiyle o senaya şamil gelmiyor. Dolayısıyla bu tarif cami olmadı. Cami olmayan tarif de nedir? Fasıldır. Ama buna cevap verilmemiş mi? Verilmiş. O cevapta zikir edilen şeyler taassuftur. Asıl taassuf biliyorsun nedir? Büyük caddeyi yolu bırakıp böyle tali yollardan yürümek demektir. Oldu. Yani büyük sevabı bırakıp böyle yan yollara girmiş anlamına gelir. Bakın dipnotta orada bir haşiye var, onu okuyalım. 4. Gördünüz mü? لَعَلَّ مَا زَكَرَهُ الشَّارِحُ Şarihin burada zikrettiği, yani İbn-i Ebi Şerif'in zikrettiği şey işaretun ile ma ecabe bihi seyyidu şerif fi haşiyetil keşaf. Yani keşaf haşesinden mucib Seyyid Şerif'tir. Orada bir cevap vermiş. Bizim şarih ona işaret ediyor. Oldu mu? Olsa. İbn-i Ebi Şerif'in vefatı kaç? Vefatı 906 veya 905. Seyyid Şerif 814. 14, bazıları 12 diyorlar. Yani aralarında ne var, ne desen 90 küsür sene var. Burada şarhın söylediği şey Seyyid Şerif'in keşaf haşesinde söylediği şeye işarettir. Orada ne demiş? Demiş, اَعْلَمْ اَنَّ الْحَمْدَ اِزَغْتَسَ بِالْاَفْعَالِ الْاِخْتِيَارِيَّةِ Hamd efali ihtiyariye has olunca يَلْزَمُ اَنْ لَا يُحْمَدَ اللّٰهُ عَلَى صِفَاتِهِ ذَاتِيَةِ Hamd efali ihtiyariye has kılınınca o zaman Allah-u Zülcelal sıfat-ı zatiyle ne edilmiyor? Hamd edilmiyor. Kel ilmi, Allah ilmiyle hamd edilmiyor. Vel kudreti, Allah kudretiyle hamd edilmiyor. Vel iradeti, Allah iradeyle ne yapılmıyor? Hamd edilmiyor. Sevam cu'let ayne zati, ister aynu zat olsun, bakın. Kel ilmi vel kudreti vel iradeti, Allah bunlarla, bu sıfat-ı zatiyle vesflanmıyor. Peki sıfat-ı zati hani Allah'ın aynı midirler? Değiller. Orada ihtilaf var ya. Diyor fark etmiyoruz. Sevan cu'let aynı zati ev zaideten aleyha. Bu sıfatlar ister zaten aynı olsunlar, bunlar ileride gelir. İster zaid olsunlar. Fark etmiyor. Bu tarif ona şamil gelmiyor. Ya neye şamil geliyor? Bel ala in amati sadireti anu bi ihtiyari. Allah'ın ihtiyarıyla Allah'tan sadır olan o inamlara, o ihsanatlara şamil gelir. Yoksa zati sıfatlarıyla Allah vasıflanırsa şamil gelmez. İhtirazı gördünüz mü? Mesela. Seyyid Şerif'in ibaresi devam ediyor. Ha bakın cevap işte budur. Allahümme illen yüc'ale tilke sıfatu. O Allah'ın zati sıfatları. Likevnihi kafiyeten fiha. Allah o sıfatlarında kafi mi değil mi? Yani o sıfatların meydana gelmesinde Allah'ın zatı kafidir. Başka harici bir şeye gerek yok. Kafi oldukları için bir menzeti ef'alin ihtiyariyetin yestekillu biha fa'iluha. O Allah'ın zatı sıfatları onlarda Allah kafi olduğu için sanki Allah'ın sıfatları bak hakiki değil sanki İhtiyari bir takım ihtiyari efarlar ki onların faali onlarla müstakil. Bu kalemi ben kaldırıyorum, ben koyuyorum kesip olarak. Allah'ın sıfatları da onların vücudunda Allah kafi olduğu için bunlar da efal-i ihtiyari menzilesindedirler. O efal-i ihtiyari ki failleri onları meydana getiriyor. Failleri onları meydana getirmekten müstakildir.
Allah'ın zati sıfatları o efali ihtiyari konumundadırlar. O zaman Allah'ın zati sıfatları ihtiyari efalların hükmüne girdiler. Girdikleri için bunların üzerine ham nedir? Bunların üzerine hamd, bu tarif bunların üzerine yapılan Allah'ın hamdına şamil ediyor. Bu da nedir? Bu da söyleyin. El-Vesu bil-Cemil ihtiyari. Yahut Esna bilirsen alel-Cemil ihtiyari. Cemil ihtiyari nedir? Cemil ihtiyari Allah'ın zatî sıfatlarıdır. Hakiki mi Cemil ihtiyaridir? Hayır, hükmidir. Nasıl hükmü? Nasıl bir faale muhtar, kendi muhtar fiilinin icadında müstakil ise, bu sıfatların vücudunda Allah müstakildir. Kimseye ihtiyacı yok. Harici bir müessirinin katkısına ihtiyacı yok. Bu yönüyle Allah'ın zatî sıfatları ihtiyari efallar gibi oldu. O zaman Allah'ın zatî sıfatlarıyla vasıflanmak bu tarife giriyor. Tekrar yukarı gelin. Ve amma tarifu mutlak elhamd bi ennehu elvasfu bil cemil ihtiyariyyi ev bi ennehu sena'u bil lisani alel cemilil ihtiyariyyi fe innehu la yetenavelu sena'a ala Allahi ta'ala bi sifati zatihi li ta'alihi an vasfiha bi suduri an ihtiyari fe innehu ma'nel hudusi. Peki ve ma zükre fil cevabi an zalike o da fi ba'de havaşil keşaf. Mucib kimdir? Seyyid Şerif'tir. İhtiraz yapıyor, cevap veriyor. O da taassufun zahirun. Yani getiriyor Allah'ın zatî sıfatlarını böyle teavilla ef'ale ihtiyari kısmına sokuyor. Bu da tekellüftür. Zahar o ki Allah'ın sıfatı zatisi ihtiyarla alakaları yok. İhtiyar çünkü hudus gerektiriyor. Bunu öğrendik mi? Sırasıyla gidiyoruz. Elhamdu, bak el üzerine konuşmadı. Hamd üzerine konuştu. Lillahi'deki lama geçiyoruz. Ve lamu fil hamdi yessihu kevnuha lil cinsi. O lam cinsa olabilir. Ve aleyhi sahibul keşaf. Sahibul keşaf da bunun üzerinedir. Yani bu görüştedir. Ve kevnuha lil istigraki. İstigrak için de olabilir. وَاِلَيْهِ زَهَبَ الْجُمْهُرُ وَاِلَيْهِ زَهَبَ الْجُمْهُرُ. Bu da görüş, cumhurun neydir? Görüşüdür. Bakın, وَاَلَيْهِ صَاحِبُ الْكَشَافِ. Haberin takdimi, aleyhinin takdimi hasır içindir. Sahibul keşaf bu görüştedir, bunun gayrisi üzerine değil. وَاِلَيْهِ زَهَبَ الْجُمْهُرُ. Cumhur bu görüşe zahab etmiş, bunun gayrisine ne etmemiş? Zahab etmemiş. Oldu. Ama bazılar diyorlar burada sahibul keşafın görüşüdür. Demin hani vellamu lillahi'deki lam dedim ya Süleyman. Evet. Onu yanlış söyledim. Daha o değil. Önce hamden bahsetti. Çünkü önce hamde sonra lam üzerine gelir. Sonra bu sefer elhamdü'deki lamdan ne ediyor? Bahsediyor. Oldu. Mesela. O lillahi'deki lama yeni geldi. Şimdi diyor cins için olması niye daha evla? Çünkü cins olursa Allah'tan başka kimse hamden layık değil. Çünkü hamdın cinsi kimedir? Hamdın cinsi Allah'dır. Demek ki cinsul hamde Allah layıktır. Allah'ın gayrisi ne değil? Layık. Ama istihrak için olursa o delalet ediyor ki hamdın bütün efradları Allah'adır. Hamdın bütün ne? Allah. Doğru. Hamdın bütün efradları Allah'adır. Allah'ın gayrisine değildir. Bu çıktı. Ama Allah'ın gayrisi Allah'ın ne? Gayrisi hamdın bir ferdine layık değildir. O anlaşılır. Tekrar ediyorum. Eğer lam cins içindir değilse hamdın cinsine Allah layıktır. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Allah'ın gayrisi
cinsül hamde layık değil. Ama istirak olursa ne ortaya çıkar? Hamdın bütün efradları kimedirler? Hamdın bütün efradları Allah'adırlar. Allah'ın gayrisine değiller. Ama Allah'ın gayrisi hamdın bir ferdine layık değildir, o çıkmıyor. Bu yönüyle bazılar cins daha iyidir. Ama buna da itiraz var, ona girmeyelim. وَاللّٰهُ فِي الْحَمْدِ يَسِّحُ كَوْنُهَا لِلْجِنْسِ وَعَلَيْهِ صَاحِبُ الْكَشَافِ وَكَوْنُهَا لِلْاِسْتِغْرَاقِ وَاِلَيْهِ زَهَبَ الْجُمْهُورِ وَاللَّامُ فِي لِلَّهِ وَاللَّامُ فِي لِلَّهِ لِلَّهِ'deki la mecare يَسْتِحُ كَوْنُهَا لِلْاِخْتِسَاسِ İhtisas için olabilir. O zaman lam, hamdeki lam cins için olursa hamdın cinsi Allah'a hastır. O yok. Lam istihrak için olursa hamdın bütün efradları Allah'a nedir? Hastır. Ve kevnuha lil istihkaki lillahi'deki lam niçin olabilir? İstihkak için de olabilir. Yani elhamdülillahi hamdın cinsine veya hamdın bütün efradlarına kim layıktır, kim müstehaktır? Allah-u Zülcelal. O zaman hamdeki lam cins istihrak, lillahideki lam ihtisas istihkak. İki kere iki kaç? Dört. Fettekadiru erbaatun. O zaman buradaki takdirler kaçtır? Dört. Ha, her birinin tek tekine göre mana nasıl gelir ona girmeyelim. Siz zaten biliyorsunuz. Ve ala kullin minha. Bu takadirlerin her birine göre her birine göre fel ibaretu dalletun ala ihtisasihi taala bi cemii'il mahamidi. Allahu Zülcelal bütün mahamidlere has olduğuna delalet ediyor. Hamdın cinsi Allah'a hastır. Veya Allah hamdın cinsine müstahaktır. Veya hutta hamdın bütün efradları Allah'a hastırlar. Veya Allah hamdın bütün efradlarına müstahaktır. Bakın hepsine göre mehamidlerin tamamı. Allah mehamidlerin bütün hamdlere nedir? Yani bütün mehamidlere Allah has olduğuna delalet ediyor. Bu çıkar. Yani bütün her dört takdirden meydana çıkan netice bütün mehamidlere Allah hastır. Yani bütün mahamidler Allah'adır. Bütün hamdler Allah'adır. Allah'ın gayrisine değildir. Peki şimdi istigrak olursa bu ihtisas nasıl çıkar? Cins olursa bu nasıl çıkar? Diyor emma alel istigraki febil mutabakati. Yani lam, elif lam istigrak için olursa o zaman bu ibare mutabiki olarak neye delalet ediyor? Mutabiki olarak bütün mahamidlerin Allah'a has olduğuna delalet ediyor. Anlıyorsunuz değil mi? Mesela. Emma alel istiraki febil mutabakati. Ne diyor? Elhamdu. Bakın, hamdın bütün efradları. Kime müstahak, kime has? Allah'a. Tamam. Bütün mahamid, Allah bütün mahamidlerin muhtes olduğu ortaya çıktı mı? Çıktı. Diyor, emma alel istigraki fe bil mutabakati ve huve zahir. O da nedir? Zahir. Niye? İzzil mana kullu hamd muhtesun bihi ta'ala. Bütün hamd. Yani hamdın tek tek ferdi Allah'a hastır. Bu eğer lillahi'deki lam ihtisas. Ev mustahakkun lehu. Allah'a müstahaktır. Bu da istihkak için olsa. Ya hamdın bütün efradları tek teki.
ne? Tek teki. Allah'a has müstahak olunca o zaman ne ortaya çıkar? Demek ki bütün mehamidlere Allah muhtestir. Peki bu emma alel cinsi, cinse göre Allah-u Zülcelal nasıl bütün mehamidlere has olur? O fe bil iltizami. O ne cihetle? İltizami cihetle. Niye? Ya zahiri manası nedir? Hamdın cinsi Allah'a hastır. Bu değil midir? Hamdın cinsi Allah'a has olursa hamdın hiçbir ferdi Allah'ın gayrisine gelmez. Niye? Çünkü bir ferdi nerede gelirse onun dımında ne var? Cins var. Ne de hayvanatı insanın mahiyeti değil mi? Ne de bir insan ferdi olursa onun dımında ne var? Hayvanın atık var. O zaman cins Allah'a hassa mecbur bütün efradlar da Allah'a has olur. Bakın o da onu söylüyor. Diyor ve emma alel cinsi feli bil iltizami. İltizami olarak bütün mehamidlerin Allah'a has olduğuna delalet ediyor. Niye? Li'ennel mana enne cinsel mehamidi. Elif lamdan çıktı. Muhtessun bi ta'ala ve müstahakun lehu. Bu da lamdan çıktı. Tamam. Cins Allah'a müstahak has olunca ne olur? Ve yelzemu en la yeskute ferdun minha li gayrihi. O zaman mehamidlerin hiçbir ferdi Allah'ın gayrisinde olmamalı. Niye olsa ne olur? Biz demişiz hamdın cinsi Allah'a hastır. Mahamidlerin cinsi hastır. Bir ferd Allah'ın gerisinde olursa buna ters midir? Evet. İzlev sebete ferdun minha. Eğer mahamidlerden bir ferd sabit olursa yigeyrihi kime? Allah'ın gayrisine. Lekanel cinsu sabiten lehu. Cins de o gayre sabit olur. Fi dımnihi o ferdin dımnında. O zaman felem yekunul cinsu muhtessen ve lem mustahakken. Cins ne Allah'a has olur ne mustahak olur. E olsun ne yapalım? E diyor ve zalgi münafil medlulü elhamdülillahi. Elhamdülillahi medlulü nedir? Hamd Allah'a hastır. E bir ferdi Allah'ın gerisine olursa o zaman hamd Allah'a has olmuş olmuyor. Bu medlulüne ters olur. Yani hulase elhamdülillahi lam ihtisas istihak için fark etmiyor. Elhamdülillahi elif lam ister cins ister istihrak için. O da fark etmiyor. Hangi konuda fark etmiyor? Mehamidlerin bütün efradları Allah'a has oluşunda fark etmiyor. Hepsi delalet ediyorlar ki hamdın bütün efradları Allah'a mustahak ve Allah'a hastır. Nasıl delalet ediyorlar? Elif lam cins istihrak olursa zaten serihidir, zahirdir. Direkt mi diyor? Hamdın bütün efradları Allah'a hastır. Cins olursa ya hamdın mahamidlerin cinsi Allah'a hasse mahamidler de mecbur ne olurlar? Allah'a has olurlar. Niye? Ya hamdın bir ferdi Allah'ın gerisine gelirse onun dımında mecbur cins gelir. Mecbur ne gelir? Cins. O zaman cins Allah'a has olmuyor. Elhamdülillahi'nin mefhumuna ters oluyor. Öyle değil mi? Cins Allah'a hasse mecbur, efradların tamamı da Allah'a has olur. Tekrar ediyorum. Vellamu fillillahi yessihu kevnuha lil ihtisasi ve kevnuha lil istihkaki fettekadiru erbatun ve ala kullin minha fel ibaretu dalletun ala ihtisasi ta'ala bi cemil muhammidi. Ama ala istihraki fe bil mutabakati ve huve zahirun. İzil mana kullu hamdin muhtesun bihi ta'ala. Ev mustahakkun lehu. Ve emma alel cinsi fe bil iltizami. Liennel mana enne cinsel mehamidi muhtesun bihi ta'ala. Ev mustahakkun lehu. Ve yelzemhu en la yesbude ferdun minha li gayrihi. İzlev sebete ferdun minha li gayrihi. Lekanel cinsu sabiten lehu fi zamnihi. Felem yekulil cinsu muhtesen ve lam mustahakkan. Ve zalike munafili medlulil elhamdülillahi. Oldu mu olmadı? Sümme inne cümlete elhamdülillahi ihbariyetun lefsen ve mana. Hani biz hep diyoruz elhamdülillahi Allah'a hamd olsun. Suretinde ihbardır, muptedakıdır. Manasında inşadır. Niye? Allah'a hamd olsun diyoruz. Bu farklı bir şey söylüyor. Hayır diyor. Sümme inne cümlete elhamdülillahi
ihbariyetun lefsen ve manen. Lefsen de ihbaridir, manen de ihbaridir. Hani bakın diyoruz Allah'a hamd olsun, bu inşadır. Manen inşadır. Diyor ve kevnuha inşaiyeten. Hamdın ne olması? İnşai olması. Ne yönüyle inşa olması? Bimâne enne kâile elhamdülillâhi. Elhamdülillâhi diyen kişi munşi'un lisenâi alallâhi subhanehu bimânâha. Bakın elhamdülillâhi cümlesinin manasıyla Allah'a senayı icat ediyor. Zaten inşa ne demek? İcat etmek. Elhamdülillah ne diyor? Allah'a hamd olsun. Elhamdülillah diyen kail bu cümlenin manasını ne etmiş? Bu cümlenin manasını inşa etmiş. İşte manasında inşa oldu. Şimdi ona cevap veriyor. Diyor ve kevnuha inşaiyeten. Nasıl inşa'i? Bi mana enne qaile elhamdülillahi bu qail munşi'un lisenai alallahi subhanehu. Allah'a sena ediyor. Bi manaha, bi mana cümleti elhamdülillahi. Bi manahadaki ha cümleye götürün. Öyle değil mi? Mesela. Munşi'un lisenai alallahi subhanehu bi manaha. Peki manası nedir? Ve huve. Bu cümlenin manası da enne kulle hamdin manası enne kulle hamdin muhtesun bihi ev mustahakkun lehu. Şimdi elhamdülillah ne demek? Bütün hamd Allah'a khastır. Allah'a mustahaktır. Oldu mu olmadı? Peki elhamdülillah diyen kişi ne diyor? Allah'a khas olan hamd o Allah'a has olan, Allah'a müstahak olan hamd ne olsun? Allah'a olsun. Bak Allah'a olsun. O mana ne etti? İnşa etti. Orayı bir daha tekrar ediyorum. Bi mana enne qaile elhamdülillahi munşi'un lisenâ alallâhi subhanahu bi manaha. Manasıyla sena yapmayı inşa ediyor. Ha bu sefer o sena veya o inşa değil, manası nedir ki kâil onu ne ediyor? Onu inşa ediyor. Diyor vehu, manası da budur. Bakın, munşun lisena alallahi subhanahu bi manaha. Yani kâil bu cümlenin manasıyla Allah'a sena yapıyor. Bu cümlenin manası nedir? Kâil bununla Allah'a sena yapıyor. Vehu, o mana budur. Vehu, manahadaki manayı götürür. وَهُوَ اَنَّ كُلَّ حَمْدٍ مُخْتَسٌ بِيَوْ مُسْحَقٌ لَوْ تَعْمَى. Hamdın manası, bu cümlenin manası budur. Kâil bu manayı, bu manayla Allah'a senayı inşa ediyor. Allah'ı övüyor. Nedir? Bak nasıl övüyor? Bütün sena Allah'a khastır. Bütün sena nedir? Sena övgü Allah'a khastır. Allah'a mustahaktır. İşte bu, bakın senayı inşa etti. Bu cümlenin manasıyla övgüyü inşa etti. İnşa edince bu ne oldu? İhbari olmadı, inşai oldu. Ha diyor, sümme inne cümlete elhamdülillahi ihbariyetun lesin o manan. Ama ve kevnuha inşaiyeten bimana enne ilahirihi o manan lugaviyyun. O lugavi bir nedir? Bir manadır. Öyle değil mi? Nedir? Lugav bir manadır. Yani o inşa dediğimiz o lugavi bir manadır. Ama la yunafi kevna ihbariyeten istilahen o lugavi bir inşa olması istilahi bir ihbari olmasına münafi değildir. La yunafi kevnaha ihbariyeten istilahen. İstilahi olarak ihbari olmasına münafi değildir. Yani ki ennehu lugavi bir inşadır ama istilahi bir ihbardır. Niye? İzleyse huve manel inşa'il mukabili lil haberi istilahen.
Hani dikkat edin, haberi istilahi var, inşa-i istilahi var. Onlar birbirine mukabildirler, birbirine zıddırlar, biri de cem olmazlar. Ama buradaki inşa, haberi istilahının mukabilinde olan inşa değil. Hani idrib diyoruz, bu değil. Bakın bu nasıldır? Dikkat edin. Şimdi elhamdülillahi. Elhamdülillahi manası nedir? Mubtada haberi. Zeydun fidari ne demek? Zeyd evdedir. Elhamdülillahi manası nedir? Hamd Allah'a müstahaktır. Hamd Allah'a nedir? Layıktır. Manası budur. Ha, şimdi kail elhamdülillahi derken bu, bakın dikkat edin, manası ihbaridir. Manası nedir? İhbari. Bunu söyleyen kişi ne diyor? Diyor bu mana, bu liyakatul hamd, bu ihtisasul hamd, Allah'a liyakatul hamd, yani liyakatul hamd, bu ihtisas Allah'a olsun. Bu. Yani ihbari manayı inşa ediyor. Anlıyorsunuz? Yani nasıl tabir şey yapalım? Şimdi elhamdülillah bunun manası ihbaridir. Bunu söyleyen kişi diyor bu ihbari mana Allah'a olsun. Ne etmiş oluyor? İhbari manayı inşa etmiş oluyor. Ben bu cümlenin manası yine ne oldu? İhbari oldu. O mana inşa olmaz. O mana ne olmaz? İnşa olmaz. Sade mütekellim, gâil o manayının ifadesini inşa ediyor. Öyle değil mi? Zeydun muntalikun. Zeyde ne var? İntilak var. Biri kalkır diyor, Zeydun muntalikun, Zeyde intilak olsun. Yani Zeyd'in intilakı mevcud olsun. Zeyd'in intilakı hasıl olsun. Bakın o ihbari getiriyor, inşa ediyor. İnşa etmeyle o mana kendisi ne olmaz? İnşa olmaz. Şimdi tekrar edelim. Alta bir haşiye var, ona da bakarız. Sümme inne cümlete elhamdülillahi ihbariyetun lefsen ve manan. Ve kevna inşaiyeten bu muhtada haber geliyor. Bimana enne gâile elhamdülillahi muşiun lissenâi. Mana mucidun lissenâi alallâhi subhanehu. Bir manaha. Yani o cümle haberiyenin manasıyla, o ihbari manayla Allah'a senayi ne ediyor? İnşa ediyor. Bakın inşa olan cümlenin manasıyla yapılan senadır. Cümlenin manası inşa olmuyor ki. Ya munşun lisana alallahi subhanehu bir manaha. Ve huve. Dikkat edin. Ve huve manası da nedir? Enne kulle hamdin muhtesun biye ve müstahakun lehu ta'ala. Peki bu ihbar değil mi? İhbar. Peki inşa nedir? İnşa bu manayla Allah'a övgüyü icat etmektir. Ya sen bu ihbari manayla senayı icat edersen bu mana, bu ihbari mana inşa olmaz ki. Oldu mu? Olmadı. Ha ve kevnuha mubteda manen lugavin, bu da nedir? Haberdir. Ve kevnuha inşaiyeten manen lugavin, bu nedir? Lugavi bir manadır. La yunafi kevnuha ihbariyeten istilahen. La yunafi kevnuha ihbariyeten istilahen. İnşa, bu manayla inşai olması, istilahi ihbari olmasına münafi değildir. Niye? İzleyse ve manel inşal mukabil haberi istilahen. İstilaha, yani haberi istilahının mukabilinde olan inşanın neyi değildir? Manası değil. Anladınız değil mi? Hani derebe, idri, bak cümle haberiye, cümle inşai birbirine zıt olan burada ne değildir? İnşa değil. Buradaki inşa nedir? İhbari bir manayla senayı inşa ediyor. Dörte gelin aşağıda. Kavlun manel oyun.
لِأَنَّ قَائِلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُوْجِدٌ لِسَّنَا عَلَى اللّٰهِ بِمَعْنَهَا الْاِخْبَارِيِّ فَالْاِنْشَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى مُحَقِّقٌ لِكَوْنِ الْجُمْلَةِ اِخْبَارِيَّةً. Bakın bu manayla, hani ihbari manayla inşa etmek, bu cümlenin ihbari olmasını tahkik ediyor. وَلَيْسَ بِمُنَافٍ لَهُ. Yani bu manadaki inşa, cümle ihbari oluşunu tahkik ediyor. Ona ne değildir? Ona munafi değil. Bildiniz değil mi? Evet. Hulâse elhamdülillah cümlesi bu pek başka yerde yok. Manen lesen ihbaridir. E hani biz inşa ediyoruz Allah'a hamdolsun. Biz o yani bu cümlenin ihbari manasıyla senayı icat ediyor ki kâil. O inşa olan nedir? Senadır. Neyle sena? Bu cümlenin manasıyla. Senayı icat etmek bu inşadır. Bu cümlenin manası diyor Allah'a olsun. O ihbari mana diyor Allah'a olsun. Bak ihbari manayla sena inşa oldu. Yoksa cümlenin manası inşa olmuyor. وَقَدْ رَعَ الْمُسَّنِفُ رَحِمَّهُ اللّٰهُ تَعَلَى بَرَعَةَ الْاِسْتِلَالِ. Burada dursun çünkü bari ilümen buna bağlıyor. Mesela. Yarında وَعَلَمْ اَنَّهُ قَدْ كَسُرَ اِسْتِعْمَالُ الْمُسَّنِّفِينَ. Gördünüz mü? Mesela. Oraya kadar bakın. وَسَلَّ اللّٰهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي.